Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin ile ilgili önemli iki tane haber var. Bir yasaklama haberi bir de nasıl Shiba Coin 0.01 cent olabilir. Bunun yorumunu yapan bir adam var. Onu inceleyeceğiz haberin detaylarını inceleyeceğiz. Grafikle ilgili zaten güncel videolar yapmaktayım. Pek fazla bir şey söylemeyeceğim. Direkt habere geçeceğim dostlar. Ama yine de söyleyeyim. Eklemek için en iyi fırsatlardan olan noktalardayız haberiniz olsun diye düşünüyorum ben tabii ki bu yatırım tavsiyesidir kendi düşüncemdir hemen geçiyorum dostlar G20 ülkesi Dogecoin yasal Shiba coin yasak diye bir başlık var. Bakalım detaylarına inelim. G20 ülkesinden tartışmalı karar. Dogecoin yasal Shiba coin, yasak. Dünyanın farklı ülkelerinin kripto yaklaşımı da farklı. Bazılarında yasakken bazılarında yasallaşıyor. Yeni gelen bir habere göre C20 ülkelerinden biri olan <laughs> Endonezya'da kripto paralar yasallaşıyor. CNBC Endonezya'nın haberine göre ülke, ülkedeki menkul kıymetlerin ticaretini düzenleyen kurum olan MTA Vadeli İşlemler Ticaret Denetleme Kurumu ülke içinde dijital varlıklar ve kripto paraların ticaretine izin verdi. Alınan kararla 200'den fazla kripto para onaylanan ve yasal olarak kabul edilen kripto listesinde yer alıyor. Endonezya'da ticaret için onay alan kripto paralar arasında Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Binance Coin, Polkadot, Chainlink, USD Coin, Solano ve Cardano gibi coinler var. Yine de kararda bazı tartışmaya açık yönler de var. Onaylanan kripto paralar arasına 229 coin başarıyla girmeyi başardı. Buna rağmen haberlere göre onaylanmayan kripto paraların müşterilerin güvenliği için delist edilmesini istiyor. Mesela Dogecoin'e yeşil ışık yakıldı. Ancak Shiba Inu bu listeye giremedi. Endonezyaların hangi kripto paralarla ticaret yapmasına izin vereceğine karar verirken varlığın piyasa değeri CoinMarketCap'teki puanı ve kendi düzenlemeleri dahil olmak üzere bir dizi veriye bakıyor. Diğer önemli faktörler arasında kriptoların güvenliği, ölçeklenebilirliği, kurucu ekibi, blockchain yöntemi ve doğrulanabilir bir yol haritası olup olmaması var. Ancak bu karardan kısa süre önce Endonezya Finansal Hizmetler Kurumu, finansal kuruluşların kripto para ticareti yapmasını yasaklamıştı. Bu açıdan yeni karar olumlu bir adım. Çünkü Endonezya'da 7 milyondan fazla kripto para kullanıcısı var. Yani ülke nüfusunun %2'den Fazlası. Fakat dostlar Shiba Inu e, geçer not alamamış. neden geçer not alamamış bilmiyoruz. Neredeydi ha? bakalım. Yöntemine bakalım bu e, abimizin yöntemine bir bakalım. 2021 yılında yarattığı yeni milyonerlerle gündeme gelen Shiba Inu şu sıralar içeride kalan yatırımcılar ile ön planda pek çok altcoin gibi önceki zirvesinin çok uzağında bulunan çift fiyatı şu an işte 2077 bandında. Şip sıfırlarından kurtulabilecek mi? Baker Entertainment kurucusu Steven Cooper şibin sıfırlarından kurtulabileceğinden ümitli. Yüksek arıza nedeniyle bunun kolay olmayacağının farkında olan Cooper bu yolda yapılması gerekenlere açıkladı. Amacımız şip sahiplerinin madeni paralarını yakmaları değildir. Amacımız Shiba Army dışındaki kitlelere müzik, YouTube videoları, ürünler, NFT'ler yaymaktır. Bu şekilde 0.01 sente ulaşırız. Yani 1 dolar yazmış 1 sente ulaşırız. Eğlence yoluyla insanların bilip bilmeden yakıma katkı sunduğu bir ekosistem kurmalıyız. Bu çığır açan ve hiç yapılmamış bir şey. Bu nedenle destek toplamak ve insanların bu vizyonu erkenden görmelerini sağlamak konusunda kararlıyız. Gerçek bir eğlence ekosistemi ayda milyonlarca doları yakabilir. Cooper hali hazırda şip yakımları için partiler ve projeler üretiyor. Kriptoya aşina olmayan kişilerin de katılımını sağlanarak gerçekleştirilen bu yakın partileriyle ciddi bir kitleye ulaşmayı hedefliyorlar. YouTube'da düzenlenen yanma partilerinde tokenlar Bird cüzdanına gönderiliyor. Bin sonraki yakın partisi 14 Şubat sevgililer gününde gerçekleşecek. Bazıları Shib'in arzının yüksekliği karşısında bu yakımların bir anlam ifade etmediğini düşünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Haber başlıkları bu kadar dostlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Gelişme olmadığı için böyle günlük haberler sunuyorum. Kusura bakmayın. Heyecan Maalesef yok ama biz ümidimizi yitirmiyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.